Oh, vallahi yalan yok, kıskanıyorum sizin ilişkinizi ha. Neşe, kız sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var, ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana, gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın, anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi evleniyorum lan, onun için söyledim. Çok konuşma lan, tuvaletleri temizledim. He lan he, birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak, benim yengeyi konuştuk, senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya, Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan, yıkamak ne? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim mis gibi kokuyum. Da, sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana bak, gelin var Deniz. O karı buraya gelecek. Ay ne diyorsun sen ya? Deniz, ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya, Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Göt. Ay ay ay. Bitmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya, maşallah. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar. Ne? Hani? Lan çık oradan, çık. Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Tüh. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek. Hadi, hadi. Lan hadi. Neşe, Neşe'cim, kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst, o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarımı alınma, tamam mı? Ben üstte, o altta. Yok yok, yerini bilsin tabii. Altta iyi. De, yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa, hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama, baksana bir. Vallahi süper siliyor ha, içeri güneş girdi. Lan yürü git işine, yürü git. Git. Tipe bak ya, hayatı kaymış. Kaide. Kural. Metin Akpınar. Vay bismillah! Oğlum neredesin lan sen? İşi gücü bıraktım, sabahtan beri seni arıyorum. Vallahi ayıp ama senin bu yaptığın. Ne ayıp? Ne arıyorsun? Senin işin gücün ne de bırakıp geliyorsun? Karakter yoksunu adam. Şerefsiz. Sanki postmodern filozof bana ya. Tek cümlede onlarca soru sorduktun lan. Çık lan. Girme içeri, girme dükkanıma. Girmeyeyim mi? Ama benim sana sarılmam lazım Metin. Benim sana sarılmam şart. Lan niye sarılıyorsun? Oğlum sabahtan beri haber alamadım senden ya. Allah korusun. İnsanın söylemeye dili varmıyor ama. Geberdin sandım. Ne kadar hastane, mezarlık varsa haber bıraktım. Polise çocuğumuz kayboldu diye fotoğrafını verdim. Ödüm koptu be koçaro. Gel bir sarılacağım. Bozmuş. Yemin ederim bozmuşsun. Lan bu senin kaç para, bu senin haberin var mı? Öf! Of! Masraf çıkarttın sabah sabah. Dur bakayım. Dur. Ha, şöyle şöyle. Ne ki o? Ne lan o? Bir şey değil. Abisinin bir tanesi. Hiçbir şey yok. Oğlum Eda yaklaşınca öten aygıt bu ya. Normalde balinalara takıyorlar bunu. Balinaların çiftleşmesini izliyorlar bununla. Sırf memeli diye benim balinalardan öyle bir beklentim yok ama. Sen o yüzden ben her Eda'ya yaklaştığımda dibimde bitiyorsun. Süper gücüm falan yok yani. Bana bak, sen pastanın ekmeğini yemedin değil mi lan? Lan ben hoş ne gitmem. Oğlum bak, hayatımı kurtardın diye Sivas Mate bir jest diyor. Daha da güzellik bekleme Emrah kardeşinden, ensendeyim. Ben senden nasıl kurtulacağım lan? Ha? Kurban olduğum bana bir yol göster ya Rabbim. Çık git lan hayatımdan. Aç oğlum benim önümü. Orada duracaksın Metin Efendi. Duruyorum zaten. Orada durmaya da devam et. Ben Eda'ya aşık olalı 7 sene olmuş, 7. Sen senelerce mahallenin sümüklü kızı diye dalga geç, he? Ondan sonra portakallar meyve verince sıkma portakal! İstiyorum diye aşık ol, he? Öyle mi? Öyle mi? Lan! 7 sene de çokmuş ha. Millet kankasının aşkına aşık olmaktan korkar. Adamla aşkına aşık olmaktan korkayım, niye benimle kanka olmuş? Hiç unutmam, okulun ilk günüydü. Daha yeni kopmuşum Sivas'tan. 40 bakirenin sıfatını almaya, bal dudaktan koparmaya gelmişim İstanbul'a. Yavşak, İstanbul'da seni bekliyordu. İşte o an ilk kez gördüm Eda'yı. Kantinin alçak duvarına oturmuş iki gözümün çiçeği, ürkek bakışlarla okulun kapısını kesiyor. Kayıt olmaya bir yardımı mı gelecekmiş de gelmemiş mi, ne öyle bir şey. İşte o an aşık oldum Metin. Uzun lafın kısası, ilk ben gönül koydum Eda'ya. Benimdir Eda. Biri kayıt olmaya yardım mı edecekmiş?
Neten, Şükriye'nin kardeşi var ya Eda. Onlar tatile ailecek memlekete gitmişler. Eda bu tarafta eczacılık kazanmış. Kızı kayıt olsun diye yollamışlar. Git yardım et, anasına söz verdim. Tamam he. Duydun mu? Anam. Yani ben kıçımı devirip uyumasaydım... Eda'cığım mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol Metin abi. Karısı başına. Ben de onu diyecektim ya. Meleği göremedim ben. Abi gelecek de bir şey yapmasın. Ne ya? Abi ya da yıl önce bir denediniz. Olmadı. Vazgeç artık şu melekten ya. Kızım ben senin kaydında tanıştım o kızla. Söz veriyorum senin nikah şahidim yapacağım. Yap şu işi. Bağla şu kızı bana be. He? Abi. Abinin... tebrik ediyorum seni Eda'cığım, mutluluklar diliyorum. Davet. Kardeşim mutluluklar. Ram, ra ra ram, bol ram, bol ram, ram. Bambır bim bam bim bim bambır 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 bim Rambo. Ra 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 ram 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 ra 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 ram 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 ram. Bom. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can seni sersefil ettim. Al derim, al derim, al derim. Melek! Kız sen ne yaptın ya, ne yaptın? Metin. Metin ya, ama soruma cevap ver önce. Ne yaptın diye sordum ya. Ay Metin bak. Emre, siz tanışmış mıydınız? Ama ben cevabı ona göre hazırladım. Ne yaptığına cevap ver önce. Kardeşim izin verir misin? Melek rahatsız mı ediyor? Bir dakika Emre. Bana her şey seni hatırlatıyor Melek. Seninle konuşmaya geldim ben. Bir 5 dakikanı ayırırsan bana. Kartın var mı misal? Numaran var mı üzerinde? Olmadı yarın ararım ben seni. Mesaj atarım. Sivas'taki dedemin de dediği gibi, DM'den yürürüm. Nereden çıktın sen arkadaşım? Ne kadar yılışık bir şeymişsin lan. Bu Metin, üniversiteden arkadaş. Üniversiteden ne demek Melek ya? Niye öyle dedin ki? Sebebi neydi ki? Doğru, ben üniversitedeydim. Metin de bir arkadaşım. Dayısı mıydı neydi? Arkadaş, dayı. Ne ara koptuk biz Melek ya? Eski çıktığım desene. Ya. Ni çabuk unuttun aşk dolu üçgenimizi, üç günümüzü. Üçgen meselesi de 3. güne denk geldi Kirvem. O da son gün oldu. Mesabı o kadar geliş değilmiş. Arkadaşım, bir sorunun mu var? Emre, ben sana bu eczane yasak demedim mi? Gider misin lütfen? Evet, gider misin lütfen? Git buradan, ben kalayım. Bizim mazimiz var. Sen git buradan, hadi. En çok da o gülüşün Emre. Her git dediğimde git gide güzelleşen gülüşün. Peki ya saçların?
Tek elinle arkaya taradığın, ahenkle dans eden saçların. Hiç gitmesen keşke. Hep yanında kalsam. Ne oluyor lan? Ya siz? İkiniz de gider misiniz buradan? Ben de hayzane toplayacağım ya. Hadi. Eledim, eledim. Hop. Kardeş ne ayaksın sen? Sadece ayak olarak görme beni. İki yumruğum, mangal gibi bir de yüreğim var. Kaba cevaplar verme. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Özür dilerim. Ne ayaksın deyince ana avrat düz gidişe sandaydım da ben. Ne münasebet arkadaşım. Belli ki ikimiz de güzele değer vermeyi seven, damak tadı seçkin insanlarız. Aynı bayana, pardon, cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Kadına ilgi duyuyormuşuz. Kim bilir daha ne ortak yönlerimiz vardır. İlgi duymak ne lan aslanım? Seviyorum diyorum oğlum. Seviyorum. Aşk diyorum. Ağzımı suya aktı diyorum. 7 yıl önceki bir anıya, yani elinde olmayana delicesine ilgi duyma haline aşk demezdim. Ama heyhat! 1000 türlü aşk tanımı var be dostum. 1001.'si de bu olsun, benden olsun. Adam filozof gibi. Aynı anda bir sürü duygu yaşattı bana. Kardeşim gider misin? Git. Lütfen rica ediyorum git. Giderim be aslanım, giderim. Gitmeleri severim ben. Kiminin zoruna... Kiminin de hoşuna giderim. Seninle konuşmak güzel. Gelmiyor musun? Geleyim mi? Gel. Vallahi kral adamsın ha. Aynı Sivas'taki Didem'e benzedik. Bazen doğru seçimleri yapmak sizi doğru sonuca götürmeyebilir. İşin içinde her zaman rastgelelilik ve şans faktörleri olacaktır. Sonsuz sayıda paralel evrenin hiçbirinde profesyonel sporcu ya da milyoner olamamış da olabilirsiniz. Çoğu zaman sonuçları siz değil, dış etmenler belirler. Feyza! Feyza ne Kartal? Feyza ne? Niye aramızdaki samimiyeti suistimal ediyorsun? İlla rütbemi mi kullanayım? İlla kendime bey mi dedirteyim ya? Nasıl yani? Feyza Bey mi diyeyim? Vallahi bana göre hava hoş. İstersen amca öyle diyeyim. Devam et. Allah'ın cezası devam et. Tamam Feyza Bey. Dur şimdi dur. Haklıyken haksız duruma düşmeyeyim. Önce iyi mi istiyorsun kötüyü mü? Kötüyü söyle. İstifa ediyorum ben. Kötü bu mu? Keyfimizden değil herhalde bu. Şişme deniz havuz sisteminden çıkacakmış. Şişme deniz havuz laf esprisi falan mı yapıyorsun sen şimdi? Ne? Bahşişler havuza giriyor, oradan dağılıyor ya. Bu tutturmuş havuzu tek başıma ben dolduruyorum. Niye paylaşayım ki diyor. Gelip seninle konuşacakmış. Sen de bildiğin aversin, kabul edersin. Ben de basarım istifayı. Yok lan hırırık. Bunu sinirle söylemiş. Gidemez hiçbir yere. Gidemez, bırakmam. Asla onu kaybedemem, güzelamam. iyi haber ne? Önündeki dergiyi az önce marketten arakladığını gördüm. Vallahi başıma bir şey gelirse giderim Hilmi abiyle konuşurum, yanarsın. Ne dedin? İyi haber bu mu lan? Benim için iyi. Dur, senin için kötü. İyilik ve kötülük göreceli kavramlar Feyza. Bak işte gene haklıyken haksız duruma düştüm. Hey Allah! Kartal! Buyurun hanım. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Gereksiz. İnsan tenine insan teninden başka bir şey değmesine etik bulmuyorum. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Vallahi gayet güzel. Bana olsaydın çalırdın. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Patenleri alayım ya. Yol parasını düşürmek için uğraştığım şeylere bak. Siz hala ne derdindesiniz? Bu patenler çok güzel ama çok ses çıkartıyor. Aynı sen güzel kardeşim. Alın şu 100 lirayı, kaybolun. 50'ye fittik, 100'e bittik. Hüseyin amca, ben bu patenleri aldım. Abimler ödeyecek parasını. Anlaştık. 50 kağıt sizin. Bu ne lan? Orhun kitabelerini bulmuş köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? İyi mi lan bu? He? Oğlum bu iyi mi? Lan oğlum çok ihmal ettik lan seni biz. Kaçıncı sınıftın sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Yok baba, öğretmeni unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim olacaksın. Başka ne dedi doktor? Hey, öğretmenin ne dedi başka? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğin var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayın. Feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci, coğrafyaya, resimci, müziğe, bedenci, din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim.
Şerif abi. Target. Cesarello. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim İlmi. Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. 4 torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Target. Acemiler işte. Cezayir. Çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da Gresya'nda patates kızartmıştın lan. Ya tamam da İlmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rotlayarak girmişsin Target. Sen bunu deme bari. Sen. Ben. Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın İlmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Onları da kendime giriyorum Sezu. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendime. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my 13 years on a cold winter's day. Winter take the horse. Tigerik, tigerik, tigerik. Summer is coming beyler. All right. Ne anladın da all right acaba? Yani? Yani bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız, ihtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizimlesiniz. Memnun musun işi kabul ettiğin için? Vallahi Eda, ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden 3 sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika. Hanımefendi niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin buyurun oturun ya. Çekilmeyin. Tamam. Hanımefendi şimdi ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı, tamam mı? Tamam. Soru 1. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru 2. Partneriniz mevzu esnasında yine düşman al sana bombe. Öte ve kalkmış diyorlar ya, doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet, çok güzel. Soru 3. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde puh pislik herif, bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. 4. ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Ali Cengiz Düğün Dernek filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet, testimizin sonucuna göre siz hamile değil Bağkur emeklisi çıktınız. Ana, nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya, öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine verirsiniz, tamam mı? Biraz empati lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gelin. Arkadaşım, üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan. 50 puan. 100 puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta 10.000 hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Topumuz. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca.
En son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak, bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. On beş bin bizim bonobonları hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin, yedisi de benim. O formanın sahibi sen misin? Yes baby. Ya o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun. Şey gibi düşün, İzmir Körfezi gibi düşün. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya, bizim Şerif amca var. Onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadı. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kaseti de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Seyirciler hazır mıyız? Allah!